alçak gönüllü bir yeşil mi? Hayır. İnce öğütüldüğü zaman zümrüt yeşiline varan çok güzel bir renk elde edilir. Kusurlarına rağmen güzel. Suya karıştığı zaman, toprağa karıştığı zaman hayvan hayatını, insan hayatını zararlı şekilde etkileyen bir pigment olduğunu biliyoruz. Biraz ruhani, epeyce mistik. Antik Roma ve Avrupa'ya gittiğimizde ise malahitin nazardan ve kötü ruhlardan korunmak için kullanıldığını da biliyoruz. Statünün ve dirilişin rengi. Malahit yeşili. İmparatoriçe Alexandra bir aile geleneğini sürdürmek için St. Petersburg'daki kışlık sarayda. Gösterişli, özel bir salonda Romanov gelinlerinden birini giydirecek. Salonun duvarlarını süsleyen yeşil sütunlar varakların bile önüne geçmiş. İhtişam şöminenin çevresinde de aynı taşa emanet. Barındırdığı renk itibariyle de sarı renge yakınlığı, altın rengine yakınlığı ve içindeki damar yapısı nedeniyle de gösterişli bir taş. Hatta 20. yüzyıl itibariyle özellikle başlarında Rusya'da, Çarlık Rusya'sında bu taşa ilgi olağanüstü seviyede. Yine Isaac Katedrali'nde buradaki kışlık saraydan daha yüksek sütunlarda bu kaplama yine kullanılmış ki bu kaplama burada lapis lazuli gibi kaliteli taşlarla ve varaklarla beraber kullanılmış. Sütunların dikkat çekici ve yoğun yeşil rengi, Ural Dağları'nın geniş bakır yataklarında bulunan bir mineralden geliyor. Malahit, bazik bakır karbonattan oluşan parlak yeşil bir mineraldir. Çok bulunan bir bakır cevheridir. Malahit aslında doğal bakır bikarbonattır. Suyun bakır içeren madenlerin içine sızıp yerleşmesiyle oluşur. Rusya'da çıkarılan malahit, yüzyıllar boyunca Avrupa'nın yeşil pigment ihtiyacını karşıladı. Fakat 19. yüzyılda Rus aristokrasisi malahite çok farklı anlamlar yükledi. Bu dönemde özellikle Rusya'da her aristokratın evinde 20. yüzyıl başlarında malahit taşından kadehler, masa tablaları, hatta tabutlar bulunuyordu. Bu da neredeyse aristokrasinin bir nişanı gibiydi Çarlık Rusya'sında. Malahit taşının Çarlık Rusya'da bu denli zengin kullanımı ve gösterişli kullanımı aslında bir nevi malahit taşının Kızıldevrim karşıtı bir nişan olduğunu gösteriyor bize. Çünkü halktan kopuşun da bir simgesi gibi malahit taşı, taşın zengin rengi itibariyle. Renklerle sınıf farkını yansıtmak Romanovlara ya da 19. yüzyıla has bir şey değil. Antik Mısır'da soylu kadınlar gözlerine sürdükleri malahit yeşili farla ayırt edilirlerdi. Fakat malahitin bir mineral olarak çıkması, daha sonra bunun Mısır'a ulaşması, Mısır'a ulaştıktan sonra bunun işlenmesi ve bir pigment olarak insanlara ulaşması çok ciddi ve meşakkatli bir süreç. Dolayısıyla malahiti kozmetik ürün olarak kullanan insanların da sosyoekonomik geçmişiyle ilgili veya bulunduğu durumla ilgili bize bir doneler de veriyor. Mısırlılar bu değerli pigmenti elbette yalnızca göz farı olarak kullanmadılar. Hatta mezarlarda keten ya da deri torbalar içinde ölünün yanına hediye olarak bırakıldığı bilinmektedir. Ve bu hediyelerin sembolik bir anlamı vardı. Malahit aslında yaşam döngüsünde bir parçası olarak öne çıkıyor Antik Mısır'da. Yaşam döngüsü dediğimiz şey ölümden sonra tekrar diriliş. Yaşam döngüsü sadece Mısır'a ait, yani konsept olarak sadece Mısır'a ait bir konu değil. Değişik coğrafyalarda da karşımıza çıkıyor. Yaşam döngüsü dediğimizde işin içinde ölmek var ve daha sonrasında yine dirilmek var. Dolayısıyla bu süreç aslında yeşille çok özdeşleştirilen bir süreç. Ve burada bitkiler yine çok ön plana çıkıyor. Bitki dediğimizde de aklımıza gelen ilk renk yeşil. Ve hatta Antik Mısır'da insanlar öldükten sonra insanların malahit tarlası isimli bir cennete gideceklerine inanıyorlar. Antik Mısırlıların malahitle içli dışlı oldukları ortada. Hatta minerale ev sahipliği yapan Sina Yarımadası'na o devirlerde Malahit Yarımadası denirdi. Bu isim Fenikelilerin ham madde ticareti için yaptıkları keşif gezilerinden
bir hatıra olsa gerek. Zira bölgeleri sahip oldukları madenlere göre isimlendirmeyi severlerdi. Anadolu'daki malahiti nasıl gözden kaçırdıkları ise muamma. Prehistorik dönemde malahit merkezi olarak Toroslar karşımıza çıkmakta. Özellikle Alanya, Anamur ve Ermenek civarında malahit çevrene rastlanmış bulunmaktadır. Malahit taşı Anadolu'da çok eski çağlara uzanan dönemlerde kullanılmış bir taş. Barındırdığı yeşil renk sebebiyle Anadolu'da da bereketi temsil ediyor eskiden bugünümüze kadar. Neolitik çağda malahit taşına belli kalıntılarda rastlanmış. Yani milattan önce 8. yüzyıla kadar rastlanıyor. Bu da neredeyse bakırdan önce keşfedildiği ve kullanıldığını gösteriyor bize. Malahit işli bir pigment olarak kullanılmasının yanı sıra süs eşyalarında, küçük objelerde yine oyularak kullanılması devam edilmiştir. Anadolu'da Canasa'nda, Çayönü'nde malahit parçalarına rastlanmıştır. Özellikle Canasa'nın akeremik neolitik döneme tarihlenen tabakalarında pigment olarak karşımıza çıkmıştır. Çayönü'nde ise 1. ve 2. kültür tabakalarındaki yapılarda cevher olarak bulunmuş ve daha üst tabakalarda da malahit cevheri bulunmaya devam etmiştir. Bunun dışında Anadolu'da önemli bir neolitik merkez olan Çatalhöyük'te malahiti ölü gömme geleneklerinde görmekteyiz. Özellikle kadın ve çocuk mezarlarında malahit pigmentiyle karşılaşılmıştır. Ama bunun bir boyama mı yoksa bırakılma mı olduğu henüz kesin bir bilgi değildir. Malahit, eski dünyanın her yerinde olduğu gibi Anadolu'da da kesintisiz bir kullanıma sahip. Tarih öncesinden bugüne her devirde var olmuş. Yakın dönem pigment analizleri de bu savı doğrular nitelikte. En dikkat çekici örneklerden biri belki de Sivas'ta bulunan Divriği Ulu Camii, Hırka-i Şerif Camii ya da Yeni Camii'de bu pigment örneklerine rastlamak mümkün. Parlak, yeşil malahit taşları bizi kendine çağırıyor. Bu renge kayıtsız kalmak imkansız. Peki, taşta gördüğümüz rengi tuvale taşıyabilecek miyiz? Klasik bir reçeteyle yola çıkalım. Yeterince oksitlenmiş yemyeşil taşları kırarak başlıyoruz. Ardından yapabildiğimiz kadar incelteceğiz. Yoruldukça o göz alıcı rengi hayal edelim. İri partiküller mat ve keyifsiz bir boya demek. Sonunda malahit taşımız yeterince inceldi. Neredeyse toz gibi. Ve bütün mineral pigmentlerde olduğu gibi yıkama işlemine geçiyoruz. Ufalmış taşların suda biraz keyif yapması gerek. Bu arada biz de öncekilerin neler yaptığına bakalım. Doğada bakıldığında azuritle birlikte, yani mavi renkli bakır karbonatla birlikte bir arada bulunan doğal bir pigment kaynağı bizler için. Kuzeni azurit mesela çok fazla kullanılıyor. Bunun da bazı sebepleri var. Diğer mavilerin çeşitli sebeplerle erişiminin birazcık daha zor olması. Mesela Mısır mavisinin artık kaynağının nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla kullanamıyorlar. Onun dışında çivit mavisi resme çok dayanıklı bir malzeme değil, bir boya değil. Dolayısıyla o da kullanılmıyor. Lapis lazuli de üretim maliyeti çok fazla olduğu için genelde azuriti kullanıyorlar. Azurit, Avrupalı ressamlar tarafından çokça kullanılmasına rağmen taşın diğer yüzü olan malahit resim sanatında yükselemedi. Azurit'in paletteki büyük mavi boşluğu doldurduğu bir gerçek. Yerine ikame edecek alternatifler azdı ve pahalıydı. Fakat aynı şey malahit için de geçerliydi. Ressamları tatmin edecek başka güçlü bir yeşil olmadığına göre malahit neden gölgede kaldı? Malahit
suyla karıştırıldığında aslında gerçek rengini ortaya çıkaran ve daha performans gösterebilen bir renk. Bu pigment ince öğütüldüğünde aslında pek yağlı boyaya uygun değil. Renginde bir matlaşma meydana geliyor. Genelde Avrupa'daki resim pratiği yağlı boya üzerine olduğu için yağlı boya da çok fazla tercih edilmiyor. Malahit, azuritin daha oksitlenmiş formudur. Oksitlenme arttıkça renk maviden yeşile döner. Aynı ortamda var olan iki renkten birinin yağ ile anlaşıp diğerinin arasının bozuk olmasının temel sebebi bu. Fakat malahiti resimde geri bırakan başka bazı sorunlar da var. İş malahit taşının pigmentinin kullanımına geldiğinde bazı soru işaretleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle antik Roma döneminde bu pigmentler duvar boyası olarak kullanılmış ve zaman içinde bu boyanın maviye dönüştüğünü görüyoruz. Yani hani işin rengi değişiyor deyimi neredeyse burada mecazından çıkmış durumda ve bu renk bir değişime uğramış. Bunun nedeni de aslında rengin havanın temasıyla alakalı bir problemi yok. Malahit taşı renginin problemi sülfürik gazıyla. O dönemde sülfürik gazı etkisi nedeniyle renk değişimini sağlamış. Malahit popüler olmasa da paletten dışlanmış değil. Gördüğünü resmetmek isteyen ressamların yeşile her zaman ihtiyacı var. Ve malahit gördükleri en güzel yeşil. Bu yüzden onunla geçinmenin bir yolunu bulmuşlar. Bazı ressamlar malahit yeşilinin rengi birazcık daha ortaya çıkarmak ve doygunluğunu artırmak için şeffaf bir reçineyle karıştırıp kullanıyorlardı. Avrupa'daki malahit yeşili kullanımına örnek vermek gerekirse Tintoretto'nun 1555'te yapmış olduğu Aziz George ve Ejderha isimli eserine bakabiliriz. Bu eser aslında malahit yeşilinin çok sıkça kullanıldığı bir eser. Çünkü çok önemli bir aslında yelpaze olarak yeşil tonları kullanılmış. Burada çok önemli bir bitki örtüsü betimlemesi var ve bu betimlemenin çeşitli yerlerinde malahit yeşili kullanılmış. Bunu da birazcık daha skalasını genişletmek için reçineyle veya diğer bazı malzemelerle karıştırmış Tintoretto bunu ve karşımıza bu eser çıkmış. Raffaello'nun Sistine Madonnası adlı eserinde yapılan analizler neticesinde perdenin malahit yeşiliyle boyandığı tespit edilmiştir. Türk ressamlara bakacak olursak Feyman Duran çok kullanmış bunu. Özellikle de portrelerinde kullanıyor. Portrelerinde devlet adamlarında, fraklarında özellikle sıkça bu renge yer vermiştir. Malahit yeşilinin parlaklığını koruduğu bir diğer resmi de Uzak Doğu'da buluyoruz. Bu kez sır reçinelerde değil. Japon sanatçı Watanabe Kazan'ın 1821'de yaptığı bir portreye bakabiliriz. Bu portre ve çok ciddi olarak bir yoğun olarak bir malahit yeşili kullanımı görüyoruz. Burada aslında yeşilin çok net olarak da rengini görebiliyoruz. Çünkü bu eser tuval üzerine yapılmamış. İpek bir kumaş üzerine yapıldığı için yeşilin tonunu çok daha net görebiliyoruz. Sanat tuvalden ibaret değil. Malahit'in camsı rengiyle kıymetlenen çok şey var. Pompei'de duvar resimlerinde 11. yüzyıldan itibaren İngiltere'de ve Batı Avrupa'da bezemeli kitaplarda, tesipli kitaplarda boyama unsuru, boyama pigmenti olarak yine malahitten elde edilen boyaları görüyoruz. Malahit minerali bir tür zehirli elma ve bütün zehirli elmalar gibi pasparlak. Işıltısına kapılmadan edemiyoruz. Yine de bizi neyin beklediğini bilmemizde yarar var. Doğal formunda da, sentetik formunda da bakır karbonat zararlı ve çevre için zararlı, hatta zehirli bir kimyasal olarak sınıflandırılmış bulunuyor. Bir şekilde insan vücuduna solunum, sindirim ya da cilt yoluyla temas ettiğinde çeşitli tahrişlere ya da tahribatlara yol açabilir. Özellikle sucul ortamlarda oldukça zehirli olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu tarz maddelerle çalışırken çok dikkatli olmak ya da bunlara karşı önlem alarak çalışmalar yapmak gerekmekte. Bir çocuk az bir miktar aldığı zaman, oral olarak aldığı zaman belki bir toksisti görmeyebiliriz. Fakat büyük bir miktar aldığı zaman akut toksisti görebiliriz. Ve o akut toksisti sayısından, yüzünden
hem nörolojik sorunlar hem hematolojik sorunlar ortaya çıkabilir ve en önemlisi böbrek ve karaciğer harabiyat söz konusu olabilir. Kronik maruziyat aslında işçiler için daha önemli. Antik Mısırlı işçiler büyük ihtimalle bu durumun farkında değillerdi. Firavun mezarları ve soyluların göz kapakları için daha fazla malahit çıkarmak zorundaydılar. Bir de iştahlı cam üreticileri var tabii. Malahit'ten elde edilebilecek ne kadar renk tonu varsa hepsini istiyorlardı. Bakırı seramiklerin ve camın renklendirilmesine ilk kez kullananlar da yine Mısırlılar olmuş. İşlettikleri malahit madeninden elde ettikleri bakır bileşikleriyle yeşil renkli camlar üretmişlerdir. Mısırlılar malahit, soda ve ince kumu su ile karıştırarak boncuk ve muska gibi eşyaları kalıpta basarak biçimlendirmişlerdir. Yapılan bu eşyalar kuruyunca bileşimlerindeki eriyebilen tuzlar yüzeyde toplanır ve fırınlamada da açık maviden turkuaz rengine doğru, hatta malahit mineralinin kendisine benzeyen bir çeşitlilik gösteren yarı mat bir sıra elde edilirdi. Daha sonra da renk paleti geliştirilerek zarif küçük şişeler ve ecza kapları yapılmıştır. Eski Mısırlılar tatlı su bitkileri ve alkalik göl atıklarından elde ettikleri ham soda ile öğütülmüş çakmak taşı bileşimini düşük sıcaklıkta pişirdiler. Parlak göz alıcı anlamında teret adını verdikleri mavi turkuaz renk tonlarında seramikler ürettiler. Seramiklere bu rengi veren Mısırlıların Sina Yarımadası'nda işlettikleri malahit olarak adlandırılan ve zengin bakır karbonat içeren madendi. Özgün Mısır mavisi renkte bu Mısır seramikleri seramik literatüründe Mısır pastası ya da Mısır çamuru olarak anılır. Mısır çamuru, seramik çamuru ile seramik sırrı arasındaki bir geçiş evresi olarak da yorumlanabilir. Artık bizim de bir çamurumuz var. Fakat çalıları ve yaprakları boyamak için bu çamur işimizi görmez. En azından 21. yüzyılda işleri antik Mısırlılardan biraz farklı yapıyoruz. Fazla suyu pratik bir yolla alacağız. Yıkanmış taş parçalarının bütün neminden kurtulması için iyice kuruması gerek. Son aşama olarak kuruyan partikülleri tekrar ezeceğiz. Bu esnada bağlayıcı ekleyerek boyanın kıvamını ayarlayacağız. İşte hayalini kurduğumuz renk. Artık fırçamızın ucunda. Görmeye alışkın olduğumuz dingin yeşillerden değil, cezbeden, peşine düşüren güçlü bir yeşil. Şimdi bir bakır yatağında birikiyor ve mücevher gibi ışıldayacağı günü bekliyor.